2021 yılında biz bu işe başladık. O gün için 45.000 TL hibe aldık. Bizim o gün için 25 tane anacımız vardı. Şu an sayımız 45-50'ye kadar çıktı. Tabii anaçlarımızı yenilemek maksadıyla anaçlarımızı düşürdük. Kendimize yeni kuzular yetiştirdik. 2 yılda da işletmemizden ortalama 150 tane kuzu gönderdik çevre illere. Biz sosyal medya üzerinden satışlarımızı gerçekleştiriyoruz. Facebook, Instagram gibi. Oralardan satışlarımız genelde. Talepler oralardan geliyor bize. 4 aylık kuzu şeklinde biz satışlarımızı gerçekleştiriyoruz. Doğumlarımız olduğunda sosyal medyadan paylaşıyoruz. Talepler oralardan geliyor. Kaporalarımızı alıyoruz. 3-3,5-4 ay dolduğunda da müşterilerimiz teslimatını gerçekleştiriyoruz. Sadece kuzu satışımız var zaten. Anaç satışımız yok. 4 aylık kuzuyu da şu an için 14.000 TL'den gönderiyoruz. Bu işten mutluyuz. Herkesin yapmasını da istiyoruz. Elimizden geldiğince de yardımcı olmaya çalışıyoruz. Çünkü kendi arazilerimizden ekip kaldırdığımız için çok bir maliyeti yok. Ve damızlık üretimi yaptığımız için de bize kazanç kar sağlıyor. Herkesin yapmasını da tavsiye ediyoruz. Bizim engelimizde şu an yaptığımız için hiçbir engeli yok. Bunu belirtmek istiyorum ben. Bize burada huzur sağlıyor, mutluluk sağlıyor. Ücretsiz terapi gibi diyebiliriz biz buna. Kesinlikle böyle bir engellerin dert etmesinler. Yani bütün engeller aşılabilir. Herkesi de insanlar hayvancılıktan kaçıyor. Kazanç yok diyor. Büyük şehirlere göç ediyor ama bence artık şu an köylere dönme vakti. Hayvancılık yapma vakti. Önceki İşimde benim ortalama 10 yıllık bir esnaflık geçmişim vardı. Tabii bu esnaflıkta da zamanla oturuyor her şey. Her zaman yatırım yapman gerekiyor. Yani ben 10 yıl yerine 2 yılda o seviyeye ulaştığımı düşünüyorum. Gel. Bizim aslında böyle bir plan proje hiç hesabımızda yoktu, aklımızda yoktu. Sadece İşkur'un verdiği destekle biz bu işe yola çıktık. Yola çıktıktan sonra da bu işin bize artı olduğunu gördük. Kazanç sağladığını gördük. Sadece vesile oldu ama güzel bir vesileyle biz bu yola çıktık. Kesinlikle köye döndüğümüzde pişman değiliz. Çünkü şu an hayat köyde, mutluyuz. Hayvancılık yapıyoruz, başarıyoruz. Tavsiye ederiz.